Değerli izleyenler, app bekleyenler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dün yayınladık, tabii ki haberi olmayan, bu konuda hala medyayı düzenli takip edemeyenler için yeni bir yayınla jet yasayı sizlere belirteceğiz. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın en büyük ortaklarından MHP'den teklif geldi ve MHP teklifi zaten bayram namazı sonrası açıklandı. Ve app yasası için jet teklif şu anda mecliste. 30 Mayıs'ta ilan edilen hukuk reformunun yasalaşması için mecliste beklerken şu anda bu konuyla ilgili ceza indirimi ile ilgili jet teklif meclise sunuldu. Bu af yasasının hızlı ve ivedi bir şekilde gerçekleşmesi için verilen bir teklif ve bu konuda da ümitleri yeşertti. Hem daha hızlı hem de içeriği daha zenginleşmiş ve indirim miktarlarının daha çok olduğu bir düzenleme için MHP düğmeye bastı. 23 Haziran'a gidilirken MHP'nin bu teklifi gerçekten manidar ve tam seçime giderken vermesi de bunun gerçekleşmesi için oldukça güçlü bir sebep olsa gerek. Devamlı mesaj alıyorum. Ceza indirim bekleyenlerden mesaj alıyoruz. Devamlı yazıyorlar. Biz de buradan cevaplamaya çalışıyoruz. Af teklifinin daha kapsamlı ve ceza miktarlarının daha da düşürülerek sunulması gerektiğini belirten izleyicilerimiz bu konuda epey heyecanlılar. Birkaç hükümetin düzenlediği yasa ile ilgili ipuçları medyada yer alınca tabii ki mesajlardan bu yasanın daha zenginleştirilmiş olması yönünde bir teklif geldiği söylendi. Şimdi MHP'nin teklifi de bunun içine alınırsa ne olur? Bir iki madde çıkaralım. Alınırsa ne olur? Bir, ceza indirimi 5 yıllık olur. Büyük ihtimal öyle bekliyoruz. 2. Denetim serbestlikle ilgili tabii ki yasalar maddeler çıkar. 3. Bununla ilgili tahliyelerde büyük bir artış olur. Yani 150 bin tahliye bekliyorum. Böyle bir teklif kabul edilirse, bu yasa geçerse 150 bin tahliye bekliyoruz. Af yasası için jet teklif, af her an çıkabilir dememin nedeni bu. Seçimin arefesine gelmişsin. Büyük ortağın bu işin peşini bırakmamış. Ve bunun sonucunu senden bekliyor. Ne olacak burada? Jet teklif derhal gündeme alınacak. İstanbul seçimini kızıştırdığı bir ortamda tam seçime ramak kara verilecek müjdede büyük bir güç sağlayacak. Böyle bir avantajı hiçbir iktidarın tepeceğini düşünmüyorum, inanmıyorum. Bu konuda gerçekten atılacak adım nettir. App bekleyenler için çok kritik bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta büyük heyecan dolu ve hepsinin ne gelecek, hangi yasa gelecek meclisi şeklinde çok büyük bir heyecanı var. Bana soracak olursanız bu kadar MHP'nin istediği bir yasayı tabii ki AK Parti'nin bu konuda asla istemeyeceği yönünden bir durumda söz konusu olmayacaktır. Muhtemelen AK Parti'den de bu teklife büyük bir destek gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü olması gereken olacak, seçime gidilirken bir sürtüşme görüntüsünü, bir çekişme görüntüsünü hiç kimse, aman aman hiç kimse vermeyecektir. Bu konuda hemfikiriz. Özellikle af bekleyenler için bu jet teklif ne anlama geliyor derseniz, her an bu yasanın çıkması anlamına geliyor, vücut bulması anlamına geliyor hukuk reformuyla. Yani 31 Mart seçimi öncesi koduyla af yasasının her an çıkabileceği yönündeki iddialar artık yerini güçlü kanaatlere bırakmıştır. Tekrar ediyorum. Af düzenlemesiyle ilgili iddialar kamuoyundaki yerini güçlü iddialara bırakmıştır. Bu konuda her an af bekleyenler için çok büyük bir umut vardır. Büyük bir bekleyişin sonucunda ümit vardır ve müjde vardır. Evet sevgili arkadaşlar, af yasası için teyakkuzdayız. Af yasası için her an harekete geçebiliriz. Bu konuda gerçekten güçlü ama güçlü kanaatler mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, af bekleyenlere son dakika müjdesi başlığı adı altında. Af yasası için verilen jet teklif her an çıkması muhtemel bir tekliftir. Bu konuda kanaatimiz yüksektir. MHP bu konuyu çok önemsemektedir. Seçimde tabanına bakın ben söz verdim, gerçekleştirdim demek isteyecektir. Bu mühimdir.
Bu gerçekten önemlidir ve dikkate alınması gereken bir husustur. Evet, af yasası ile ilgili defaatle belirttiği hususlardan birisi artık budur. JET teklifin her an yasalaşması yolunda atılacak adımlar hepimizin güçlü kanaatidir, güçlü beklentisidir. Ceza indirim yasası ile ilgili son dönemde gelişen bütün bu gelişmeleri sizinle paylaşmaktan mutluluk ve onur duymaktayım. Ceza indirimin her an çıkabilecek olması yönündeki düşüncem ne kadar haklı olduğumda ortaya çıkmıştır. Çünkü güçlü ortak MHP bu işin peşini bırakmamakta ve halkla iletişimi en yüksek seviyede tutmaktadır. Af yasasının genişletilmesi aslında seçim öncesi bunun bir seçim kozu olarak kullanılması ihtimali de yükseltmiştir. Çünkü hukuk reformu ile ilgili bir düzenlemenin içine hızlı bir JET teklifin yerleştirilecek olması bu konudaki müjde konusundaki af beklentisindeki bu büyük oy beklentisini de arttırmıştır ve kolaylaştırmıştır. Af yasası bekleyen bütün vatandaşların bu JET teklife karşı büyük bir teyakkuz içinde olacaklarına inanıyorum. Ve bu konuyu özellikle somutlaşmış ve kamuoyunun önceki verilen çıkması düşünülen yasayla ilgili kamuoyuna bildirilen indirim tekliflerine %66'dan %50'ye ceza indirim bekleyenlerin %80-90'ı yeterli görmemiştir. Mesajlarında bu bilgiyi vermişlerdir. Daha yüksek bir indirim beklediklerini belirtmişlerdir. Yüzlerce ve binlerce hangi suçu hangi af, neye ne gelecek şeklinde gösterilen bu yüksek dozdaki etkileşimli bildirimlerin sonucunda MHP'nin meclise verdiği tasarı büyük bir müjdedir, büyük bir adımdır, büyük bir beklentiye cevaptır. JET teklif, evet, halkın beklentilerini ve vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedilmedikçe ve belli suçlara da biliyorsunuz bu konuda af gelmeyeceği belirtilmiştir. Ama af beklentisinin içinde olan özellikle ekonomik suçtan, adli suçlardan bir sürü suça kadar hepsinde bu konunun daha genişletilmiş dozda uygulanmasının özellikle af bekleyenleri tatmin edeceği yönünde büyük bir kanaat mevcuttur. Ceza indirim bekleyenler. Ceza indirim bekleyenler şu anda MHP'nin meclisteki teklifini umarım bu yayınımla daha yüksek dozda öğrenecekler ve gelişebilecek gelişmeleri az çok tahmin edeceklerdir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Yani çözüm meşalesi yanmıştır. Bu konuda ceza indirim bekleyenlerin yüreğini rahatlatacak güçlü bir adım verilmesi yakındır, etkindir ve çok yakındır ve yüksek olasılık değil artık yüksek kanaattir. Bu konuda ceza indirim bekleyenlerin yüksek birlik ve beraberliği, bu konudaki organize bir şekilde oy vermedeki yüksek kanaatleri de bu konuyu kamçılamaktadır. Hükümet şu şekilde yapabilir. Af yasası ile ilgili takvimi açıklayabilir. Der ki bana İstanbul'da destek ver, ben de senin yasanı çıkarayım. Bu tabii ki her partinin dünyanın her yerinde partilerin uyguladığı tabii ki bir sistemdir. Yani hükümeti veya yürütmeyi erkini elinde bulunduranların her ne olursa olsun seçime giderken bu erkin gücünden de faydalandıkları dünyanın her yerinde demokratik bir reflekstir. Bu hususta af yasası için JET teklifi her an çıkabilmesi yönünde büyük bir kanaatimiz ve büyük bir umudumuz mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel affa sadece vize vermediği ama bazı suçlarla ilgili konularda tabii ki ceza indirimi yapabileceklerini belirtmesinden sonra MHP aslında tam seçim sattığı haline girilirken bu JET yasa teklifiyle kontrolü ele almıştır. Af yasası için büyük bir adım başlamıştır. Af yasası için büyük bir çalışma başlamıştır. Büyük bir umut başlamıştır. Ve bu konudaki kanaat artık büyük adımlara kendini bırakmıştır. Bakalım ne getirecek süreç? Bakalım ceza indirimiyle ilgili süreç neler getirecek, hepimiz bekleyeceğiz. Ama şu andaki süreç af müjdesinin adıdır. Şu andaki süreç af müjdesinin ayak sesleridir. Bakalım teklif hepimizi heyecanlandırıyor. Görüşmek üzere.